Merhaba, benden gerçekten çok fazla istenen bir videoyu zaten yapacaktım ama bunu hızlandırarak yapmak istedim. O yüzden bugün bir videoyu çekiyorum. Köpek ile uçak seyahati ve köpeği yurt dışına götürmek meselesi. Gerçekten çok fazla insanın eksik bildiği şeylerin olduğu, benim de aynı şekilde deneyimledikten sonra öğrendiğim birçok noktanın olduğu biraz hassas bir süreç. O yüzden bu videoyu çekmek istiyorum. Çünkü YouTube'da galiba bu kadar kapsamlı ve detaylı bir video maalesef yok. Hem kendi tecrübemi anlatacağım hem de bu tecrübenin içerisinde yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Aynı zamanda da yasaklı ırk köpeğiniz varsa yasaklı ırk köpeğinizi nasıl Türkiye'den çıkartabilirsiniz? Güncel olarak 2024 Ocak itibariyle sürecin nasıl işlediğini anlatacağım. Bizim sürecimiz köpeğimizin Türkiye'den Avrupa'ya taşınma süreci. İngiltere çok farklı bir süreç. İngiltere'yi burada dışarıda tutuyorum. Amerika'yı da burada dışarıda tutuyorum. Çünkü Amerika sürecini de Amerika'ya gitmeyi planladığımız dönemde araştırmıştık. Orası da çok farklı bir süreç. Ben şu anda Türkiye'den Avrupa'ya giden bir köpeğin aslında hikayesini anlatacağım. Öncelikle yurt dışına taşınıyorsanız eğer taşınma kararını verdiyseniz bence hemen ilk aşamada titrasyonu yaptırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bizim sürecimizde ablamın da köpeği vardı ve ablam da eşiyle beraber yurt dışına taşınacaktı. Onlar bir süre sonra yaptırdılar ve o geçen zamanda sistem değişmiş ve kimse asla bunun haberini vermemiş. Veteriner de bilmiyordu, biz de bilmiyorduk ve onların süreci çok uzun sürdü, çok zahmetli oldu. Biz 2023 Ağustos ayının ortasında Hollanda kararını verir vermez de ben ertesi günü gidip veterinere Mara'nın kan testini yaptırdım. Şimdi yurt dışına taşınmaya karar verdik ve artık gidiyoruz dedik. Ertesi gün biz kalktık gittik veterinere. Ankara'daki enstitüye gitmesi için numune aldırdık. Yani bir kan örneği alınıyor. Bu kan örneğinin Ankara'ya ulaştığı gün itibariyle, burası çok önemli çünkü birçok insan burayı yanlış biliyor. Test geldikten sonra değil, kanın yani numunenin Ankara'ya ulaştığı gün itibariyle üzerinden 90 gün geçmesi gerekiyor ve o 90. gün itibariyle köpeğinizle ya da kedinizle, bu arada bu kediyi de kapsıyor, yurt dışına çıkabiliyorsunuz. Onun dışında evcil hayvanınızın titresi için kuduz aşısının yapılmış olması gerekiyor. Eğer kuduz aşısının üzerinden bir yıl geçtiyse tekrardan bir kuduz aşısı olunması gerekiyor ve kuduz aşısının da üzerinden bir ay geçmesi gerekiyor. Titrenin tutması için bu kısım çok önemli. Marla'nın en son kuduz aşısı Mayıs ayındaydı ve biz Ağustos ayında gittiğimizde zaten üzerinden 3 ay geçmişti. O yüzden biz titresinin zaten tutacağını aşağı yukarı tahmin ediyorduk. Ama dediğim gibi yine ablamların durumundan örnek vereyim. Onların neredeyse 1 yıl olacaktı. Veteriner dedi ki titresi tutmayabilir. O yüzden gelin kuduz aşısı yapalım. Eğer 1 yıla yakınsa ya da 1 yılı kuduz aşısı geçtiyse mutlaka kuduz aşısını yaptırmanız lazım. Çünkü sonuç tutmayacaktır ve süreci uzatmış olursunuz. Eğer ki kuduz aşısı yapılıysa hiçbir problem yok. Yine Ağustos 2023 fiyatlarını söyleyeceğim. Bunun fiyatını da merak edenler oluyor çünkü. Kan testine 1750 TL verdik. Titrasyon için de 2450 TL verdik. Ama muhtemelen ben bu videoyu çekerken 2024'e girmiş olduğumuz için fiyatlar güncellenmiştir diye tahmin ediyorum. Eğer titresi olması gereken aralıklarda çıktıysa köpeğinizi bir yıl içerisinde Türkiye'den çıkarabiliyorsunuz. Yani bu titre bir sene için geçerli oluyor. Daha sonra bizim için havayolu arayışı aslında gündeme geldi. Arabayla da götürmeyi düşündük. Her şeyi düşündük. Kargo uçağını da düşündük. Birçok firmayı araştırdık. Ve en maliyetsiz ve bizim de kafamızın rahat edeceği sürecin aslında köpeğimizle uçmak olduğuna karar verdik. Biz köpeğimizin 23 kilo olması sebebiyle kargo bölümünde mutlaka zaten uçurmak zorundaydık. Eğer kafesle beraber köpeğiniz 7 ya da 8 kilonun altındaysa, çünkü bu hava yollarına göre değişebiliyor, bunların hepsine çok detaylı bakmanızı tavsiye ederim. Bazı hava yolları 7 kilo diyor, bazıları 8 kilo diyor. Bu tarz küçük evcil hayvanları yanınızda da götürebiliyorsunuz. Ama ben o kısmı bilmiyorum. O yüzden ben büyük bir köpek için konuşuyor olacağım. Kargo bölümüne koymak zorundaydık. Seçeceğiniz kafesin IATA uyumlu olması şart. Google'a girip IATA uyumlu kafes yazdığınızda zaten birçok marka çıkıyor. Genelde Fairplast ve Scudo galiba çıkıyor. Böyle Petway falan diye bir marka daha var sanırım. Yani artık fiyatına göre, size uygunluğuna göre bunlara bakabilirsiniz. Yine IATA'nın bir PDF'i var ve bu PDF'in içerisinde köpeğinizin nasıl ölçülerini alabileceğinizi ve bu ölçülere uygun kafesi nasıl seçebileceğinizi de görebiliyorsunuz. Köpeğinizin kafasının kafesin içinde ayakta durduğu şekliyle yukarı tavana değmemesi gerekiyor. Eğer kafası tavana değiyorsa ya da köpeğiniz o kafesin içinde rahatlıkla dönüp yatabilecek bir pozisyona geçemiyorsa havayolu şirketleri burada problem çıkartabiliyor. Bizim köpeğimiz 23 kilo bir Amerikan Staff. Ben ölçtüğüm boyutlarını da buraya koyarım. IATA'ya uygun şekilde ABCD ölçüleri var. Onun fotoğrafını hatta buraya koyarım.
Marlon'un ölçülerini bu şekilde aldıktan sonra biz Skudo'nun 6 numaralı kafesini tercih ettik ve gerçekten hani böyle bir 5 santim falan fark oldu tavanla kafası arasında. Kafesi çok hızlı bir şekilde hallettik bu arada. Yani buradan Tolga Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Aşağıya da iletişim bilgilerini hatta bırakırım, kendisine soracağım. Hiçbir hani bu bir işbirliği vesaire değil. Sadece ben sahibinden de kendisini bulmuştum ve sağ olsun hem bize hem ablamın köpeğini hemen 2 gün içinde bir kafes tedariği sağladı. Skudo kafesleri satıyor sadece. Evin kapısının önüne kadar getiriyor. Kafesi alırken kafesin vidalarını ve tekerleklerini de ayrıca almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü havayolu şirketleri genellikle vidalara bakıyor ve vidalı olmasını istiyorlar. O yüzden vidaya da ekstra bir ücret verip alın. Biz vidaya 450 TL verdik. Kafesin kendisine 4500 TL verdik. Tekerleklere de ekstradan 1000 TL verdik. Neredeyse bir 6000 liraya gelmiş oldu. Ama yine tabii ki zam gelmiş kafeslere. O yüzden şu an bu fiyatlar yoktur diye tahmin ediyorum. Köpeğin kafese alışma süreciyle ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Bizim köpeğimiz çok travmatik ve çok korkak bir köpek. Yani rüzgardan bile dışarıda bazen korkuyor. Ve bizim Marla'yı uçakla götürme kararımız birazcık geç alındı. Çünkü biz arabayla bir şoför ayarlamaya falan çalışıyorduk. Sonra dedik ki biraz bizim için gergin olacak ama bunu yapalım. Hayvan 27 saat arabayla geleceğini 3,5 saat uçakla gelsin diye düşündük. Planladığımız gitme tarihinden 2 hafta önce biz aslında kafesi aldık. O yüzden biz Marla'yı 2 hafta gibi bir süre içerisinde kafesin içine tamamen sokmayı başaramadık. Bu yüzden kafesi erkenden almanızı tavsiye ediyorum. Eğer bizim gibi korkak ve alışamayacağını düşündüğünüz bir köpeğiniz varsa 2 ay öncesinden alıp alıştırmalara başlarsanız harika olur. Biz Marla'yı son dakikaya kadar kafesin içine zorla sokmadık. Sadece havalimanının otoparkındayken soktuk ilk defa. Ve çünkü Marla o kafese sokulacağını bence kafes eve geldiği günden beri çok iyi biliyordu. Ve biz evin içinde onu sokmaya çalışsaydık tekrar onun içine girmemek için ciddi bir çaba sarf edecekti. Ve biz de o yüzden açıkçası birazcık korktuk bundan. Ve çok zor bir karar vermemiz gerekiyordu. Dedik ki hiç sokmayalım. Yani bayağı bir ikilemde kaldık orada. Ama sonra bir şekilde sokabildik. Hatta anlatacağım onları. Kafesin içine soktuğunuzda hayvanı uyutma meselesini bir de konuşmak istiyorum. Bizim veterinerimiz bunu kesinlikle önermedi. Önermediği gibi havayolu şirketleri zaten baygın bir köpeği uçağa almıyor. Yani o yüzden hayvana başka bir uyuşturucu, bir uyutucu madde vermeyi ben şahsen kendi deneyimlerime dayanarak önermiyorum. Dünyanın en korkak köpeklerinden biri olan köpeği uçakta sıkıntısız bir şekilde bizimle gelebildiyse bence köpeklerin uyutulmasını bu süreçte gerek yok. Çünkü ani bir türbülans durumunda yarı baygın halde bir köpek, çünkü bilmiyorsunuz ne kadar süre baygın kalacağını, kendine zarar verebilir. Tutunmaya çalışırken patisini kırabilir vesaire. Bizim veterinerimiz Sedapet bile önermedi ve biz Sedapet bile vermedik. Sadece bir hafta öncesinden buraya fotoğrafını koyarım. Tamamen doğal içerikli bir yatıştırıcı, sakinleştirici bir gıda takviyesi vermeye başlamıştık Marla'ya. Ve bunun dışında da Adaptil diye bir sprey aldık. Adaptil Transport. Bu sprey aslında tamamen bir feromon, yani annelik hormonu içeriyor ve hayvanların bir yerden bir yere transportasyonu sırasında bu kokuyla birlikte bir tık daha kendilerini sakin hissetmelerini sağlıyor. Titrasyonu hallettik. Titremiz geldi. Bu sırada kafesi aldık diye düşünelim. Kronolojik olarak gitmemiz gerekirse. Kafesi aldık ve hayvanı bir şekilde kafese alıştırmaya çalıştık. Havayolu sürecine gelmek istiyorum. Havayolu seçiminde bizim zaten çok fazla şansımız yoktu. Çünkü yasaklı ırk gibi bir saçmalık olduğu için ülkemizde maalesef ne Türk Hava Yolları ne de başka bir hava yolu bizim köpeğimizi uçurmuyordu. O yüzden Marla ve Marla'nın benzeri ırkları yasaklı ırk kategorisine koymayan birkaç hava yolu vardı. Biz de bunlardan KLM'yi tercih ettik. Zaten Hollanda'ya taşınıyoruz ve Hollanda Hava Yolu şirketi olduğu için mantıklı olabileceğini düşündük. Çok da fazla araştırdık ve fark ettik ki KLM bu konuda gerçekten çok iyi. Birçok insan da çok olumlu yorumlarda bulunmuş internette. KLM'nin bir checklisti var. Yine aşağıya belki linkini bırakırım. Bir uçuşa hazırlanma sürecinde nelerin kafeste olması gerektiği ve köpeğin ne durumda olması gerektiğine dair ufak bir checklisti var. Uçuştan önce bunların hepsini temin etmenizi tavsiye ederim. Ya da başka bir havayoluyla uçacaksanız da mutlaka havayolunu arayarak kafesin içinde ne olmalı, ne olmamalı, yatağını koyabiliyor muyuz vesaire gibi soruları sormanızı tavsiye ederim. Aynı zamanda KLM'de birkaç uçak çeşidinde köpek taşımak yasak ve aynı zamanda da bir kafes sınırı var. Yani kafesinizin boyutunun KLM'nin söylediği boyutlara uygun olması lazım. Bununla ilgili linkleri de yine aşağıya bırakacağım. Aynı zamanda basık burunlu köpek davası var. Basık burunlu köpeklerin bazı havayolları tarafından uçağa alınmadığı ya da bir şekilde bunu sizin deklare etmeniz gerektiği durumu var. Biz Marla'nın rezervasyonunu yaptırdığımız süreçte bir red yedik KLM'den ve ben böyle kafayı yedim, yani köpeği uçuramayacak mıyız diye çok tribe girdim ve daha sonra aradım KLM'yi ve dedim ki
Köpeği mi reddetmişsiniz? Hani sebebini öğrenebilir miyim? Dedi ki basık burunlu köpek kategorisinde gözüküyor köpeğinizin cinsi. Bu arada KLM'nin web sitesinde basık burunlu köpek listesi var ve orada Amerikan Staff yok aslında. Ama sanıyorum Google'lamışlar ve Google'da Amerikan Staff safkansa basık burunlu olabiliyor. Bu sebeple reddetmişler otomatik olarak. Ve ben tekrar aradığımda basık burunlu olmadığını söyledim. Çünkü bizim köpeğimiz Pitbull aslında. Biz Türkiye'de Pitbull ismiyle gözüksün istemediğimiz için karışık bir ırka mensup olduğundan da dolayı Amerikan Staff yazdırmıştık Marla'yı. Ve daha sonrasında KLM ile konuştuk. Onlar da tamamdır, sıkıntı değil. Biz buraya basık burunlu olmayan Amerikan Staff olarak yazıyoruz ve onaylıyoruz rezervasyonunuzu dediler. Çok rahatladık. French Bulldog bile ki basık burunlu olduğu çok bariz bir köpek. Onlar bile uçabiliyor ama basık burunlu köpeklerin hakikaten aşağıda uçması birazcık riskli. Bu yüzden zaten biz çok fazla işte köpeği uçağa vermiş, köpeği ölmüş insanların hikayelerini duyuyoruz aslında. Çoğunlukla bu köpekler basık burunlu köpekler oluyor. O yüzden basık burunlu köpeğinizi ben genel olarak şahsen kargo bölümüne vermenizi tavsiye etmem. Veterinerinize mutlaka danışın. Uçak bileti rezervasyonu kısmına gelmek istiyorum. Titrasyon tamam, kafesi aldık ve artık uçuşumuzu planlamak istiyoruz. Sakın internete girip de işte ben bileti aldım sonra rezervasyon yaptırdım gibi bir şey yapmayın. Çünkü uçaklara yalnızca iki tane evcil hayvan alınabiliyor. Bir uçağın iki evcil hayvan sınırı var. Bir kere uçakta köpeğe yer var mı, kediye yer var mı bunu öğrenmeden uçak biletini sakın almayın. Ve köpeğinizin de rezervasyonunun onaylanmasını beklemeden sakın uçak bileti almayın. Öncelikle biz KLM'yi aradık. Uçakta yer var mı diye sorduk. Uçuşumuzu belirledik ve 24 saat geçerli olmak üzere bir uçuş rezervasyonu yaptırdık. Hem kendimiz için hem de köpeğimiz için. İşte köpeğin kafesinin boyutları, köpeğin kafesinin kilosu, köpeğin kendisinin kilosu falan gibi bilgiler soruluyor burada. Onları söylüyorsunuz. 5 saat KLM için konuşuyorum yine. 5 saat içerisinde köpeğinizin onayı gelir diyorlar. Ama biz tam iki kere red yedik. İlkinde bir sistematik hata, ikincisinde ise bahsettiğim basık burunlu meselesinden dolayı. Ve biz o iki red yerken de ilk red yedikten sonra da hemen aradım. Ve tekrar rezervasyon süremin uzatılmasını söyledim. Daha sonrasında da tekrar red yediğimizde 24 saatlik sürecin içinde olduğumuz için yine hemen arayarak aslında aynı fiyattan rezervasyonumuz bozulmadan uçak biletimizi alabildik. Marla'nın rezervasyonu onaylandıktan sonra biz biletin alımını gerçekleştirdik. Marla için de yaptığımız ödemeyi bu arada isterseniz havalimanında yapabiliyorsunuz ama biz yine telefon üzerinden ödemesini de yapıp halletmek istediğimiz için onu da telefona hallettik. Marla 30-32 kilo arası geliyordu kafesiyle beraber ve buna göre de bizden 200 euro bir ödeme aldılar Marla için. Uçak biletini de aldık. Geriye sağlık belgesi kaldı. Uçuşunuzdan ya da arabayla giderseniz de bu arada bu geçerli. Uçuş ya da yolculuktan, herhangi bir yolculuktan 48 saat önce tarım ilçeye gidip bir sağlık belgesi almanız gerekiyor. Bizim uçuşumuz pazar günü akşamüstü 6'daydı ve bunun için cuma günü sabah 10'da biz tarım ilçeye gittik. Hangi ilçede oturuyorsanız oranın tarım ilçe müdürlüğüne gitmeniz gerekiyor. Gitmeden önce mutlaka arayıp randevu almanız lazım. Randevuya iki kişi gitmeniz bence çok önemli çünkü içeriye hayvan alınmıyor. Yani gerçekten bakın bu sürecin uçağa bindirme kısmı bile bu kadar stresli değildi ama tarım ilçe kısmı inanılmaz stresliydi. Hele ki yasaklı ırk köpeğiniz varsa sinirlerinize hakim olun. Yani sabah kahvaltınızı falan yapın. İyice beslenin. Kan şekeriniz, tansiyonunuz oynamasın. Yani tavsiyem bu olur. Yani bir ben dışarıda bekledim, bir Burakcan dışarıda bekledi. Bir şekilde hallettik bu süreci ama tek başınıza sakın gitmeyin. Köpeğinizin kendisi, titrasyon test sonucu ve pasaportu. İhtiyacınız olan şeyler bunlar. Köpeği neden götürmeniz gerekiyor? Çünkü mikroçip kontrolü yapılıyor. O yüzden köpeksiz sakın gitmeyin. Bu sağlık raporu içinde yine Ocak 2024 itibariyle bu fiyatı söylüyorum. 1740 TL bir ödeme yapıyorsunuz. Size bir link gönderiyorlar orada. Onun üzerinden online bir ödeme yapıyorsunuz. Şimdi burada bir yasaklı ırk parantezi açmak istiyorum. Zaten böyle bir video YouTube'da yok. Yasaklı ırklara dair hiçbir şey yok. Ve yasaklı ırklarla alakalı ben zaten bir yasaklı ırk köpek sahibi olarak inanılmaz hassasım. O yüzden bu konuyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa aşağıya yazın. Memnuniyetle cevaplarım. Tarım ilçeye gittiğimiz zaman köpeğimizi görür görmez bunu çıkaramazsınız falan dediler. Ve biz de yani nasıl çıkaramayız diye kendilerine cevap verdik. Birazcık orada uğraşmak durumunda kaldık. Yani bir saatten uzun sürdü bir tane kağıdı almak. Çünkü gerçekten tarım ilçede çalışan insanlardan daha fazla bilgi sahibi olarak oraya gidiyorsunuz. Orada bu işi yapan ve aslında bunları
bu bilgileri size vermesi gereken insanları sizin bilgilendirmeniz gerekeceği için ben de burada kendi bildiğim bütün bilgileri bu konuyla ilgili anlatmak istiyorum. Yani şöyle söyleyeyim, şu kadar teriyerden korkan, kapının yanından geçerken köşeden geçen ve köpeğiniz çeker misiniz diyen insanlar çalışıyor orada. Yani o yüzden hiç canınızı sıkmayın. Bütün köpeklerden korkuyorlar genel olarak. Köpekten korkan insanları tarabilçeye memur diye atamışlar. Biz Marla'yı oraya ağızlıkla götürdük. Çünkü yasaklı ırkların Türkiye'de maalesef biliyorsunuz ağızlıkla dolaştırılması gerekiyor. Ve bize çalışanlardan gelip Marla'yı sevip niye bunun ağzında ağızlık var bile diyen oldu. Yani yasayı da bilmiyorlar. Biz herhangi bir sıkıntı olasılığına karşı birkaç hafta önce CİMER'e yazı yazdık ve dedik ki bizim yasaklı ırk köpeğimiz var. Şu ülkeye götürmek istiyoruz. Burada herhangi bir problem var mı? CİMER'den de bir yazı aldık. Hayır, bir problem yok. İşte köpeğinizi çıkarabilirsiniz ama köpeğinizi Türkiye'ye tekrar geri getirmeme koşuluyla. Bunu zaten biliyoruz. Bunu da daha sonra anlatacağım. Tarım ilçe kısmında bir şeyden bahsedeceğim. Hazır bu konu açılmışken, tarım ilçeye gittiğinizde köpeğiniz yasaklı ırk mensubuysa şayet bir boş kağıda işte tarım ilçe müdürlüğüne bilmem ne mikroçipli köpeğimi bir daha Türkiye'ye getirmeyeceğimi arz ederim falan gibi bir şey yazdırıp tepenizde bekleyip bu kağıdı imzalatıyorlar size. Tamamen yalan dolan bir prosedür olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dönemde umuyorum bununla ilgili daha sağlam adımlar atmazlar. Ama böyle bir kağıt imzalamak durumunda olduğunuzu da yasaklı ırk bir hayvanınız varsa bilmeniz gerekiyor. Biz elimizde CİMER cevabının ekran görüntüsü ve aynı zamanda gideceğimiz ülke yani Hollanda'da yasaklı ırk diye bir ayrım olmadığını anlatan İngilizce bir mail metniyle gittik. İkisini hazır tuttuk herhangi bir probleme karşı ve ikisini de kullanmamıza bu arada gerek kalmadı. Ama yine de ne olur ne olmaz hani bunları hazır etmenizi ben tavsiye ederim. Belgemizi de aldık. Artık uçuşumuza saatler kaldı. Cumartesi gününe geldiğimizde uçuştan bir gün önce Marla'ya yemek ve su vermedik. Çünkü kafesin içinde belki hani altına yapabilir ve onunla saatlerce orada durmasını istemediğimiz için biz yemek ve suyu bir gün önceden kestik. Uçuş gününe geldiğimizde de sabahtan Marla'yı bayağı bir koşturduk, yorduk, enerjisini atmasını sağladık. Yine ben o sakinleştiricilerden verdim ve kafesin içine adaptil sıktım. Adaptil 5 saat etkili bu arada. Yani ara ara böyle sprey sıkıp güncelleyebilirsiniz ama içinde alkol olduğu için hayvan kafesin içindeyken çok fazla sıkmamaya dikkat edin. Bir 5-10 dakika o alkolün uçması gerekiyor. Çünkü hayvanın ağzına adaptili sıkmayın yani. Öncesinde kafesin içine biraz sıkın. Sonra da belki kafesin içindeyken bir iki fıs sıkabilirsiniz. Yine KLM üzerinden devam edeceğim. Onların gerekli bulduğu şeyler üzerinden biz neler yaptık? Genel olarak KLM'den inanılmaz memnun kaldık. Yani bunu söylemem lazım. Türkiye'de İstanbul Havalimanı'ndaki çalışanlar da çok tatlıydı. Marla'yı sevdiler. Hiçbir sıkıntı, hiçbir şey yaşamadık. Yani işte Marla'nın kafesine vidalarını taktık. Önüne bir suluk koyduk. Yine checklist'te yazıyordu ama onu çok önemsemediler. Yani suluk koymak zorunda değilsiniz. Zaten hayvan su içmiyor aslında. Yemek de yemiyor. Biz o sulukları daha sonra çıkarttık. Kafesin etrafına Marla'nın ilk uçuşu olduğunu, birazcık korkabileceğini anlatan bir yazı. Marla'nın fotoğrafını ve işte ismi yazıyor. Ve kendi numaralarımızı yazdık. Hani herhangi bir durumda bizi arayabilirsiniz diye. Ve sağına soluna üzerine yapıştırdık. Üzerine yapıştırdığımız föyün içerisine de Marla'nın titrasyon test sonucu ve sağlık belgesinin birer kopyasını koyduk. Birer kopyayı da yanımıza aldık ve asılları da bizimle birlikteydi. Tabii ki yani Marla'nın sağlık raporu, Marla'nın titrasyon sonucu ve bu ikisinin ikişer fotokopisiyle biz havalimanına gittik. Bizim kafesimizin üzerinde iki tane böyle saklama alanı vardı. Tekerlekleri oraya koyduk ve Marla'nın tasmasını oraya koyduk. Çünkü havalimanından indiğiniz zaman tasmaya ihtiyacınız oluyor. Bizim tasmanın içerisinde bir AirTag takılıydı. O yüzden Marla'nın sürekli olarak nerede olabildiğini de gördük ve bununla ilgili de herhangi bir problem çıkmadı. Havalimanına uçuştan 4 saat önce gittik. Önerilen süre bu olduğu için gerçekten 2-2,5 saat sürdü ve ondan sonra neredeyse hani son çağrıya kaldık, hatta öyle söyleyeyim yani neredeyse değil bayağı son çağrıya kaldık. O yüzden bence kesinlikle 4 saat önce gidin, 5 saat önce bile gidebilirsiniz yani garanti olsun. Çünkü köpeği kafesten çıkarıyorsunuz, geri sokuyorsunuz, oraya gidiyorsunuz, buraya gidiyorsunuz, hakikaten uzun sürüyor ve o sürecin nasıl geçtiğini de anlamıyorsunuz stresten zaten. Şimdi havalimanı sürecini baştan şöyle bir anlatıyorum ki hani sizin de kafanızda bir şey oluşsun, nasıl bir süreç bu diye. Biz Marla'yı ilk defa kafese sokacağımız için havalimanının otoparkında, açık otoparkında Marla'yı kafese sokmaya çalıştık ve gerçekten çok zordu. Ve daha sonra Burakcan'ın babası bir yöntem geliştirdi. Kafesi diktik havaya, Marla'yı içine daldırdık. Çünkü Marla yerden güç alıyor ve kendini yırttı girmemek için. Burnu kızardı, gözleri kızardı stresten. Biz çok kötü olduk. Marla'yı daldırdı, kafesi kapattık, artık orada bir sıkıntı yok.
İçeri girdik artık. Kapıda dediler ki X-ray'den geçmesi lazım kafesin, hayvanı çıkartmanız gerekiyor. Biz dedik ki yani az önce soktuk, ne olur dedik lütfen başka bir şekilde kontrol edebiliyorsanız ederseniz çok seviniriz ve sağ olsunlar yardımcı oldular. Marley'i kafesten çıkartmadan böyle aynalar var ya, dedektör. Kafesi kontrol ettiler ve sonra biz o ilk güvenlik kontrolünden geçtik. Daha sonra KLM'nin check-in bölümüne gittik. Normal hani valizlerimizi de vereceğimiz şekilde. Nereye gidiyoruz ediyoruz. Bunlar hep insanların kafasında soru oluyor. Çünkü anlatmak istiyorum detaylı bir şekilde. Burada beklerken dediler ki köpeği mi vereceksiniz? Evet dedik. Gelin dediler, biz sizi business'tan alalım. Bizi business bölümüne aldılar ve sıra beklememizi sağladılar. Daha sonra supervisor'ı bekledik. Supervisor geldi. Çok tatlı bir hanımefendiydi bu arada. Marla'nın işte fotokopisini aldığımız titrasyon testi sonucu ve sağlık belgesini istedi. Hatta ona verdik, onda kaldı diye hatırlıyorum o belgeler. Çünkü hani bir tane bizde bulunsa iyi olur demişti. Biz de iyi ki fotokopisini çektirmişiz dedik yani. O belgeleri kendisine verdik. Ufak bir böyle form dolduruyorlar işte, köpeğin adı, adresiniz, telefonunuz. Onu yine bir füze koyuyorsunuz. Onlar sağlıyor bütün bunları ve plastik bir kelepçe kafesin yanına onu iliştiriyorsunuz. Geliyorlar daha sonra böyle işte live animal falan, işte 3 tane ok işareti olan falan stickerlar var, böyle global anlamda havacılıkta kullanılması gereken stickerlar. Onları yapıştırıyorlar kafesin üstüne. Sonrasında bir KLM çalışanı bize refakatçilik yaptı ve Marla'yı teslim edeceğimiz yere gittik. Food court alanı var İstanbul Havalimanı'nda, böyle onun arasından gümrük bölümü var. O gümrük bölümüne asansörle 2 kat aşağıya iniyorsunuz. Gümrük bölümüne gittiğinizde orada yine bir insan köpeğin pasaportuna bakıyor, belgelerine bakıyor. Ve daha sonra orada köpeği çıkartmanız gerekiyor kafesten. Kesin yani bu. Çok büyük bir X-ray cihazı var orada ve kafesi oradan geçiriyorlar. Biz Marla'yı çıkartmak durumunda kaldık. Burakcan'ın kucağında durdu bir süre. Daha sakindi bu arada. Kafes X-ray'den çıktı, geldi. Hemen tekrar geri tepeden içeri daldırdık Marla'yı. Ve orada Marla ile vedalaştık. Marla orada biraz bekletildikten sonra muhtemelen bir araca bindirilerek uçağa götürüldü. Biz de daha sonra oradan çıktık. Artık valizlerimizi de vermiştik zaten. İnanılmaz rahatladık. Sonrasında uçağa bindik. Uçağa bindiğimiz an biz hostese dedik ki aşağıda köpeğimiz var. Lütfen ısıdan ve basınçtan emin olabilir miyiz? O da tabii ki dedi, hemen aradı. Aşağının ısısı gayet iyi. Köpeğiniz aşağıda. Probleme çek, hiçbir şey yok. Merak etmeyin dediler. Biz de çok rahatladık. Uçağımıza bindik. Uçak indi. İndikten sonra biz normal hani valizleri aldığımız alana gittik. Valizlerimizi bekledik. Valizlerimizi aldık ve havalimanında KLM'nin servis deski var. Oraya gittik. Bu böyle hani stickerlar yapıştırıyorlar ya biletlerin arkasına, valiz stickerları. Onlardan bir tanesi de köpeğinizin stickerı oluyor. Bagaj stickerı gibi. Onun üzerindeki kodu istiyor oradaki çalışan. Onu veriyorsunuz, gösteriyorsunuz. O da arıyor. Muhtemelen uçağın boşaltımını yapan personelle iletişime geçiyor. Ondan sonra da kadın orada aradı, öğrendi. Köpeğinizi yukarı çıkartmışlar. İşte şuradan teslim alabilirsiniz dedi. Odd size luggage diye bir alan var. 7 numaralı. Büyük işte gitarların, yok işte kayak takımlarının falan çıktığı. O bandın üzerinde bir asansör var arkasında. Zaten o asansörün yanında kocaman duvara bir tane kafes fotoğrafı asmışlar. O kafes fotoğrafının asıldığı yerde köpeğinizi bırakmış oluyorlar. Asansörün yanında bir baktık kafes fotoğrafı, altına bir baktık Marla. Marla ile orada kavuştuk. Marlişko'yu gördük, çok mutlu olduk. Yani sağlığı yerindeydi, çok heyecanlıydı tabii ki bizi görünce. Kuyruk sallamaya başladı. Anlatırken bile duygulanıyorum gerçekten çünkü çok çok stresli bir şey. Yani bu kararı vermek bizim için çok zordu, köpeğimizin çok travmatik bir köpek olmasından dolayı. Gerçekten hani kalp krizimi geçirir. Ne yapar o aşağıda diye çok endişelendik. Marlişko ile kavuştuk. Böyle birkaç tane plastik kelepçe takmışlar kafesin kapak kısmına. Onları sakın çıkartmayın o sırada. O şekilde gümrüğe gideceksiniz. Hani çıkışta deklar edeceğin yer var, bir de deklar etmeyeceğin yer vardır ya hani. Siz deklar edecek alana gidiyorsunuz ve işte bakın hani köpeğimize geldik vesaire. Köpeğin belgelerini veriyorsunuz oradaki görevliye. O ona bir damga basıyor, imza atıyor. Ve daha sonra oradaki bir çalışan o kafesin ağzındaki plastik kelepçeleri kesiyor. Dışarı çıkarttığınız an itibariyle istediğiniz zaman köpeğinizi salabilirsiniz. Biz dışarı çıkar çıkmaz Marla'ya hemen su verdik. Yerdeki suları yalıyordu hayvan. İnanılmaz susamıştı. Tabii ki bir ne oluyoruz oldu hayvan ama herhangi bir psikolojik ya da bir hani böyle garip davranışı falan hiçbir şey olmadı. Hemen adapte oldu. Çok mutluydu. Şimdi bu son kısımda ben bu konuyla ilgili Instagram'da bir story atıp hani bana bir sorunuz var mı diye sormuştum. Bu kısımda da sizin sorularınızı cevaplamak istiyorum. Saf bir kızım var. Kendi gücünün farkında değil. Kafesi açmasından korkuyorum. Kafesi açması mümkün değil. Zaten kapatıyorlar. Vidalar falan var. Karantina süresi gibi bir şey oluyor mu? Bu konu yine mesela İngiltere ve Amerika için farklı, Avrupa için farklı. Benim köpeğim Bull Boxer Pit. İzin alırken Türkiye'dekiler sorun çıkardı mı?
çıkartmadı. Bir şekilde hallettik, anlattım zaten. Evcil dostumuz için bileti ne kadar önceden almamız gerekiyor? Kendi biletinizle beraber almanız lazım. TR'ye dönüşte geri almıyorlar mı cidden? Yani dediğim gibi kağıt imzalıyorsunuz ama ben daha hiç şey duymadım. Uçakla bir yasaklı ırka geri getiren birini duymadım ama arabayla sokabileni duydum. Şu an böyle bir gündem olmasa bile tüm belgeleri tamamlayıp kenarda tutabilir miyiz? Tutabilirsiniz çünkü bir sene sürüyor titrasyonun geçerliliği. O yüzden bence yapılabilir. Aşıların hiç aksatmadan yapılmış olması mı gerekiyor? Yani aşılarına açıkçası bakılmadı. Kuduz burada çok önemli ama tabii ki aşılarını yaptırın yani hayvanın, hani aksatmayın tabii ki. Biz hiçbir aşısını aksatmadığımız için böyle bir şey bizde problem olmadı. Uçaktan teslim alana kadar insanın kalbi ağrımıyor mu? İnsanın ağzına sıçılıyor ya, öyle söyleyeyim size gerçekten. Marla'yı nasıl alıştırdın? Alıştıramadım. Marla'yı alıştırmak için canım çıktı. Kafes alıştırma süreci ya da başka bir şeyle ilgili video isterseniz lütfen aşağıya yazın. Seve seve anlatırım. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Herkes Türkiye'den taşınmak istiyor. Herkes Türkiye'den gitmek istiyor. Yani maalesef bunu anlatırken bile şu an duygulanıyorum yani. Canım da sıkılıyor. Yeni göç etmiş bir insan olarak. Ve köpek ya da kedi yüzünden bundan vazgeçmek ya da kediyi köpeği bu yüzden bırakmak benim için kabul edilebilir bir şey değil. Hele ki yasaklı ırk köpeğini Türkiye gibi bir ülkeden, maalesef yasaklı ırklara rezalet uygulamalar getirmiş olan bir ülkeden ben çıkarabildiysem bunu siz de yapabilirsiniz. Araçla götürmek konusunda ne gibi zorluklar vardı? Neden araç yerine uçak tercih ettiniz? Güzel bir soru. Araç 1500 euro tutacaktı. 27 saat sürecekti ve Burakcan'ın oturum kartı çıkmamıştı. Oturum kartının çıkmaması demek Burakcan'ın elindeki vizeyle sadece uçakla Hollanda'ya gidebilmesi demekti. Yani karayoluyla o 6 tane ülkeden geçemeyecekti. Gidilecek ülkede de yasaklı olarak adlandırılıyorsa girişine müsaade ediliyor mu? Bakın çok iyi bir soru. Hiçbir fikrim yok. Galiba olmayabilir ama. Kilogram sınırlaması KLM için söyleyebilirim. Yok. Ama kafes sınırlaması var. Yani 50 kilo bir köpeğin sığacağı bir kafes belki boyut olarak KLM'nin uygun bulmadığı bir boyut olabilir. Doğal macunlardan sakinleştirici olarak destek alınmalı mı? Bence alabilirsiniz. Evet, sorular zaten soruların bayağı bir kısmını cevaplamışım. Ama dediğim gibi bu konu ve bu konularla alakalı herhangi bir sorunuz, Avrupa'da köpeği kaydettirmek vesaire varsa da bunlarla ilgili seve seve video yaparım. Lütfen evcil hayvanlarınızı taşınıyorsanız bırakmayın. Biz bırakmadık. İyi ki bırakmadık. Zaten bırakmayacaktık. Biz Amerika'ya taşınmayı düşündüğümüzde bile bizim için söz konusu değildi. Sadece söyleyebileceğim şey köpeklerinizi, kedilerinizi, hayvanlarınızı yurt dışına taşınıyorsunuz diye sakın sahiplendirip bırakmayın. Size alışmış, yıllarca sizinle hayatını geçirmiş canlıları geride bırakmak bence büyük bir vicdan azabı da olmalı herkes için diyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Umuyorum faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.